Notorious Game Controller'la beraber yeni bir oyun serisine başlıyoruz. Days Gone'ın 4. bölümünü bugün yayınlayacağız. Daha önceki bölümleriyle ilgili küçük bir hatırlatma yaparsak, pusu kampları ve kereste kampı ile ilgili bir görev verilmişti ve biz de bu görevleri yerine getirdik diye düşünüyorum. Bu görevleri yerine getirdik ve en son Boozer'ın yanına giderek güvenli alanımızda kayıt yaptığımızı hatırlıyorum. Eğer bir aksilik olmadı ise dedikten sonra oyunumuzu kaldığımız yerden devam ettirmeye çalışacağız ve evet, motosikletimiz bu şekilde olmuştu, upgrade'li falan. Vay. Değişik olmuştu yani. Evet arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Bugün burada yine günlük güneşlik, sıcak bir atmosfer var. Umarım orada da her şey yolundadır ve günlük güneşlik bir hava vardır. Evet. Oyunumuzun tabii yüklemesi bir hayli böyle çetrefilli oluyor. Bunun maalesef yükleme ekranı bu şekilde uzun sürüyor. Neyse, bu arada biz de 3-5 sohbet ederiz arkadaşlar. Bu arada Twitter'da da bir takım arkadaşlar yazmış. Çerez oyunlara neden devam etmiyorsun diye. Çerez oyunlara da devam edeceğiz arkadaşlar. Yani onda bir problem yok. Bir küçük müsaade istiyorum. Evet. Çerez oyunlara her zaman devam edeceğiz. Onda bir problem yok. Evet. Hatırlarsak burada kalmıştık. Gayet net. Eksiğimiz falan varsa yine buradan malzemeleri toplayalım diyelim. Gerçi ben bunları topladıktan sonra kaydettim diye hatırlıyorum ama hani bir check yapalım, bir kontrol yapalım. Sesini açtım mı? Evet, bir parça açmışız, evet. Kendime bugün limonlu bir çay yaptım. Evet, bence de kullanılabilir, işe yarayabilir. Al bulunsun. Deacon! Deacon Bacon! Evet. Şimdi ne yapmayı planlıyoruz? Haritaya bir bakalım, değil mi? Evet, neyi planlamıştık? Aha, evet. Nereye gitmemiz gerektiği gösteriliyor. Leon'un peşine düşecektik. Doğrudur. Leon'un peşine düşeceğiz. Leon. İçeride de bir sinek durumu var. Sinek harekatı. O zaman ne yapıyoruz? Görevi yerine geçirmeye gayret ediyoruz. İçerideki sinek de can sıkıcı. Neyse. Seni davlayacağım, zombi sinek. Evet, yakıtımız fullse devamını getirmeye gayret edeceğiz. Sinek çok can sıkıcı ya. Evet. Gidelim. Görev alanımıza doğru gideceğiz. Sinek aklımı aldı. Dağlara taşları vuruyorum o yüzden. Evet, maalesef böyle. Snake! Çılgın Snake. O yılan oluyor biliyorsun. Neyse, şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Şu aradan böyle kestirme yapabiliyor muyum? Açık dünyaysa yapmam lazım, değil mi? Her türlü. Yani tabii uçmayalım da, değil mi?
Kestirme yol yapacağız diye mesela şu arazide uçma şansımız var gibi görünüyor. Değil mi? Abartmayalım. Ya yakıtı da düzgün kullanmamız gerekiyor. Onu da söyleyeyim mi? Şuradan gidebilirmişim ben. Ya oradan iyi ki denememişim. Yoksa jet hızıyla uçabilirdik. Bir fren yapabilir miyim ya? Nitro takılı değil diyor. Haklı tabi. Nitromuz yok. Yok öyle bir şey. Ne yapalım? Devam edelim. Uzaklara falan gelmeyelim. Biz daha önce buradan geçtik diye hatırlıyorum. Bilmem siz de bir şeyler anımsıyor musunuz? Tam şu alandan geçtik diye hatırlıyorum. Bunların da yemlik yeri. Zombiklerin yemleme yeri. Piknik mesire alanı hatırlıyorsunuz. Ben öyle tabir etmiştim. Buradan gideyim mi diye. Niye bu rampadan uçmak zorunda mı? Bonus mu veriyorlar buradan? Oo, aldım bonusu. Ha, ille de buradan git diyor. Çok şeysiniz yani. Malzeme var mı dersin burada? Neyse efendim, böyle gereksiz şeylerle uğraşmayalım. Buraya gelecek demek ki arkadaşlar, bakın. Cesetleri gördük. Günaydın Sibel Hanım. Aramıza hoş geldin yeniden. Keyfiniz iyidir umarım. Ağrı kesicilerimizi almayı unutmuyoruz. Kendimize dikkat ediyoruz. Efendime söyleyeyim, bunlar operasyon sonrası önemli şeyler. Orada biri yardım istiyor. Bir değil, iki kişi. Hop, gidip yapalım mı? Yapalım mı kıyak? Oo, yalnız orada zombikler de var. Onlar şunları mı kastediyor? Oradakinin işini bitirirler gibi geliyor. Neyse. Yani gerek var mı acaba böyle bir şey yapsak mı? Belki para kazanırız değil mi? Şu ne? Alamıyoruz. Pek akıllıca oldu mu dersin? Şey görüyor muyum ben? Burada kimse yok gibi. Daha önce buraya geldik mi? Kimse bizden yardım istiyor mu burada? Bana hiç öyle gelmedi yani. Hocam öyle bir şey yok. Yani varsa da artık çok geç kaldık. Onu söyleyebilirim. Neyse. Motosiklete binip işimize bakalım. Geç kaldık. Şu arkadaşı da kurtaramadık. Bak orada zombikler. Şunlara ben selam göndereyim mi? O değil hocam. Arkadaşlar oyunu oynamayınca bir süre arbalette de ok yok. Kardeş. O kadar mesafeden olur mu dersin? Bence olmaz. Tamam anladım. Hayat mı dediğine göre geleceğim yavrum. Shit, almost out. Okay, here we go. Biraz panik yaptık tabii. Olur öyle şeyler. Ses gitmiş. Neden öyle oldu? Ha, bana öyle gelmiş. Kurtardık mı? Dostum neyin var senin? Orada adam var. Nereye gitmek istiyorsun? Nereye göndereyim seni, paketleyeyim? Bence de. Bir kampa git. Hocam buradan hamburgerci var. Biri mi saldırıyor bize? Sen Copeland'a bir gidiver de biri bize saldıracak. Biz burada sohbet ediyoruz, orada zombik bak dibimizde ya. Bak orada hemen köşede. Ya bas git, adamım bizi yiyecek. Ya bas git. Ya. Kamera açısı değişti.
Ben şuna arkadan dalabiliyor muyum? Üçgen yapabiliyor muyum hocam sana? Konuşma lan. Pislik seni. Another bounty. İçin dışın neyse. Neyse birazcık hem para kazandık hem de güven puanına yarayacak herhalde. Hop geri gel bakayım. Hurda murdaysa alayım ben onu. Alalım hocam, hurda iyidir. Hurdacı. Var mı burada bir şey? Burada bir şey yok. Alamıyoruz. Burada var mı? Bagajda var mı hocam? Tamam. Biz görev alanımıza devam edelim. Çayımızdan da alalım. Evet. Katılımcılarımız da hafif böyle dalgalı oluyor. Artılı eksili gidiyoruz. Evet. Hop buradan gideceğiz. Tamam. Hop 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 hop. Tamam. Ak, kafam gözüm yine şu sineğe takıldı ya. Nereden çıktı o? Burası çok enteresan bir yer yani. Burada sağda solda biri olsa tak 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 saydırırdı gibime. Geliyor. Hocam nerelere geldik biz? Doğru yerden gittiğimize emin miyiz? Böyle harita mı olur? Oo geyik. Kişi geyiğe bağladık diyorsun. İndirebilir miyiz? Hop geyiği indireceğiz derken kendimizi indireceğiz. Hop. Kaçırdık be. Neyse. Bu kadar macera yeter. Kaç 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 kaç. Bir yanlış anlaşma oldu arkadaş. Kesinlikle bir yanlış anlama. Yok öyle bir şey yok. Biz zaten ben böyle işim yoktu burada ya. Ben öyle bir saçmaladım yani. Maksat geyik etini alalım. Değil mi? Arkadaşlar Finlandiya'da da biliyorsun ren geyiği var. Bunlar yetiştiriliyor. Efendim damızlık olarak ren geyiği eti leziz ve aynı zamanda çok pahalı. Tabii geyik eti de var. Hastalık sağlık kesildi derken. Gotta burn it down. Gotta clear them out. Ya ciddi misin sen? Ya şimdi sırası mı? Motor da zaten. Hani hastalık sahasının şimdi nerede ki o? Hani nerede merde derken kendimizi bu kadar riske atmışken haritada da ben göremedim. Hani full diyor. Nasıl ya? Tamam üret. Hocam üretsene. Şimdi alayım. Ver. Hastalık sahası dediğin yer nerede hocam? 3 tane yuva vardı. Tepelerde mi? Ağaçlarda mı? Evet, gidelim. Karşımıza çıkarsa yuvaya gereğini yaparız. Yardım isteyenler de gırla. Yalnız Leon'un burada bir oyun parkı var çocuklar için. Leon'un dünyası diye. Şurada bir abicim o kadar çok yerdesiniz ki hangi birinize yardım edeceğimi şaşırdım. Şurada güzel bir şey var mı? Aç hocam. Kilidi aç. Bakalım ne çıkacak? Su borusu. Oo alayım onu. Abi hocam ilk yardım iyi. Boş ver soru işaretini. Ya arkadaşlar size yardımcı olmak isterdim ama yani bir acil şu Leo olayını bir halletmem lazım. Bir ara gelin sizinle de ilgilenelim. Evet. Ne oldu? Yani oraya varmamız için bir gün geçti. Pioneer mezarlığına gir. Niye? Ha niye gireceğim? Şunu tamir etsek mi? Hazır hurda dalmışken değil mi? Tamir edemiyoruz. Şimdi değil demek. Şimdilik tütsün. tamam peki şunu kapatsak mı acaba? Sakata gelmeyelim. Melek heykelini bul.
Ondan önce bizi zombiler bulacak gibime geliyor ya. Çok yakınımda. Şurada. Ben onu alsam. Nasıl alayım? Şöyle alayım. Sizi bir alayım hanımefendi. Hop. Hadi bakalım. İşte bu çok yakıştı ya. Harika durdun. Melek heykelini bulacağız. Şurada alarm var. O mezarlığın bir de geniş bir alana sahip olduğunu söyleyen oldu mu acaba? Da bir alarm tuzağı var. Çok güzel. Bakın buradakiler de böyle anıt mezar. Zenginlerin mezarı. Parayı vurmuşlar ama buraya gömmüşler. Ya değil mi? Paraya kıyamayıp mezara gömenler. İnsanlık enteresan bir şey. Çok can sıkıcı olsa da bu tür konular. Hop, görev alanından çıkma. Yok hocam, çıkmadım ya. Bir bakınayım etrafa dedim. Yani senin şimdi hani açık dünyaydı bu? He? Hani açıktı? Hani her şey açıktı? Birbirimize açık olacaktık. Ya olmaz ki böyle bir şey. Açık dünya diye bizi yiyorsun ya. Görev alanını... Ya ille de göreve fokuslayacaksın yine. Açık alan ama önce görevini yap. Herkes görevini bilsin. Tamam oldu. Herkes görevini bilsin. Doğru söylüyorsun. Ya meleğe benzer bir şey göremedim de. Hocam burası da beslenme alanına benziyor. Normal. Yani zombilerin en ideal beslenme alanı neresi olabilir? Burası. Mezarlıkta. Bir de tabi buradaki birçok ceset daze. Yalnız ben yanlış gidiyorum. İçimde bir saçma bir önsezi daha var. Meleğe gel. Şimdi. Hocam biz buradan geldik. Doğru mu? Doğru. Buradan geldiysek hani nasıl yani? Hani, evet tabi depar atınca canlılığın bit. Yani buralarda bir yerde olması lazım. Yani üzerine melek işareti mi? Oo bak burada içip içip. Arkadaş yani gerçekten bazı insanlar inanılmaz cesur yani. Mezarlıkta içiyor. Lan öleceksek burada ölelim. Hazır beleş. Mantık güzel yani. Ya şurada da böyle bir enteresan bir yer daha var ama bunlar burada şey var ama bir dakika. Ben burayı yakarsam ne olur? Dur. Önce ne yapalım? Böyle bir şey yapmayalım. Şu meleği bir bulalım ya. Kesin böyle 50 metre 48 ne bir dakika ne? Buralarda bir yerdesin biliyorum meleğim. Ama kesin meleğe benzemiyorsun. Bak orada alanın dışına çıkıyordu. Burada bir yerde. Burada bir yerde ve ben göremiyorum o meleği. Ya meleği mi gömmüşler anlamadım ki. Güzel yavrum, acaba şunun arasında falan meleği özel bir yere gömmüşler falan. Şuraya bir yere örneğin. Olabilir mi? Değil mi? Bakın o taraf. Evet. Anladım ben. Anladım. Siz de beni yiyorsunuz. İşte orada. Melek heykelini bulduk. Hadi bak. Leon'un bir de Zula'sını mı bulacağız şimdi? Ha, meleği bulmamız yetmedi mi? Hop. İzle bakayım. Nerede? Hadi bak. Olan onlar içmişler, biraları işemişler. O ya. Uf be adamım, yanlış yoldasın. Yanlış izleri takip ediyorsun. Söyleyeyim sana. Hadi bakalım. Buldun mu? Bu ne? Helikopter ne alaka? Ha bu helikopter gürültü yaptı yalnız ha. Boozer! Boozman, are you listening?
Buzer. Fırtladık Buzer. Fırtladık dostum. Evet. Evet. O da aynı fikirde. Bak Chopper bizi ilk de Chopper yapacak. Bak şeyde var daha. I'm gonna chase him down, and I'm etrafımı sarmışlar. Hey, Dean. Hocam var, etrafımı sarmışlar. Be careful. Don't get too close till you know what the hell they're doing. Don't do anything stupid. Yapma be. Hell no. Gezegenin akıllısı sen misin? Arbalet diyebilir miyiz? Nasıl fikir? Hocam size bir arbalet. Oo, nereye gitti o? Hocam şurada değil miydi o? Arbaleti daha çıkarır çıkarmaz gitti. Gidesi varmış. Ben bir şey yapmadım yani. Bu ne? Ha, arbaleti alınca onu bıraktı. Arbalet fobisi varmış o zombide. Abi şurada değil miydi o zombi? Bir ara respawn yaptı yine. Ya bu nasıl salaklıktır anlamadım. Ben yine arbaleti bir alayım müsaadenle. O çok uzak ya. Bunlar o zaman bana baya bir iş çıkaracak. Yok orada. Yok. Çimen var mı? Çayır çimen. Hocam. Joystick pislik yapma. Ay. Ben şunu şuradan şöyle dolaşıp alsam. Ya nasıl taktik? Haha, al bunu. Şunu biz yine geri alalım. Hocam bu malzeme tabi ağır olduğu için malzemeyi mi taşıyalım? Yoksa şunu da alalım. Bulunsun hocam. Kendimiz yemiyoruz ama arkta olduğu gibi en azından satıyoruz, başkaları nasipleniyor. He, nasıl laf ama, acayip. Hocam buradan nasıl çıkacağız ya? Bir tane rampa var burada ve her hır diye acayip sesler, ağzı kokan burada. Hop, neredesin? Tam bu tarafta bir yerde. Peki biz nereden çıkacağız? Tam da oradan çıkacağız. Oo, tam bak kapının önüne gelmiş. O yuvayı da halletsem mi ya? Değil mi? Ben fantezi yapayım mı? Şunu motosiklete koyup mesela tekrar geri mi gelebiliyor muyum? Öyle bir şansım var mı? Oo. Ama bu nasıl bir adalettir hocam? Ben şunu şuraya bırakayım. Bıraksana hocam. Şapşiki almam lazım. Şapşiki gel. Gel. Hadi bakalım, yaşadın iyi Noeller. Ha, ne oldu? Diyeceksin ne alakası var abi, olsun hocam. Biz hediyesini şimdiden verelim de Noel'i beklemesin çocuk. Bu nedir? Dolayı motosiklete bağlı. Ya biz sen geç, biz bunu geçtik ya hocam, senin kafa gitti. Senin kafa gidik, biz o işi yaptık. Al bakalım bunu motosiklete yükleyelim. Yüklüyor mu? Yok, istemiyor. Aa, yok hocam diyor. Bir şey eksik diyor. Ne eksik hocam? Anlamadım ki ben. Ne yapmam lazım? Yükle işte. Hocam neyin kafasını yapıyorsun sen ya? Böyle enteresan bir şey olur mu ya? Çay da bitti. Son damlayı da aldık. Şunu bir tamir et bir zahmet. Şimdi elimdeki molotofa bir bakayım.
Bir oradaki yuvayı indireyim ben diyorum böyle bir karambole. Yalnız iyi hesap yapmam. Mesela motosiklette aslında şu köşeye yanaşırsak oradan fırtlamamız, kaçmamız daha kolay olur gibi. Tabii nereye döneceğimizi de hesaplayalım. Haritada, harita hocam. Ama olmaz ki be ya. Bakın orada yuva var. Bunları alınca nereye gideceğiz? Helikopteri araştır diyor. Abi o yakıtla biz nereye gideceğiz ki? Kafayı mı yedin sen? Burada hiç yakıt tankı var mı? Ha şu ileride vardı sanki. Sanki vardı. Ya da bana mı öyle geliyor? Bir baksak mı? Bu nedir şimdi? Ya neyin kafasını yapıyoruz abi? Anlamadım. Ha, sürekli bizi bir yerlere koşturuyor. Ha, niye koşuyorum ben oraya? Bize ne yakıt lazım hocam? Bir yakıt bulursak o dediklerinizin her birine tek 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 hey helikopteri mi takip ettirmeyecek beni? Olmaz öyle şey. Benim önce bir yakıt tankı bulursam iyi olacak. Varsa tabii. Neyse yok. Kaç tane molotofumuz var? 3. Yeter mi? Şunu alalım da yanlışlıkla karambole panik anında böyle Lambert diye onu harcamayalım, değil mi? Doğru. Evet arkadaşlar, Notorious Game Controller kanalını izlemeyi unutmuyoruz. Abone olun arkadaşlar. Yorumlarınızı yazın. Fikirlerinizi de yazın oraya. Evet yazın, ben görüyorum. Okuyorum. Şu motosikleti bir alalım. Diyeceğim ama her alıp hareket ettirdiğimizde de yakıt harcayacak. Ya böyle bir fantezi yapıyorum ben. Nero noktası. O bak işte böyle arkadan bayağı bir dolaşacağım. O yuva da şu köşede bir yerde. Ya buradan Mele'ye daha kolay gelebiliyormuşuz ki. Niye böyle bir saçmalık yaptık anlamadım. Ha, giriş yok diyeceğim. Yo var. Hop görev alanından çıkamazsın diyor. Ya yapma be. Ben o yuvayı indirmek istiyordum ama. Neyse izin vermiyor. Yapacak bir şey yok. Yuvayı indirmemize izin vermiyor. Yani bir görev ya açık dünyaydı hani. Ama olmaz ki ya. Yemişim böyle açıklığı. Neyse yapacak bir şey yok. Bak orada yuva görünüyor işte. Ya ille de bir helikopterin peşine takacaksın bizi ya. Bu ne saçma bir gezegendir. Hey orada ne var öyle? Hocam burada ne var? Anlamadım ki ben. Ne var orada? Hani motosikletteyken görünen bir şey şimdi görünmüyor. Ya bana gereksiz yere yakıt harcatıyorsunuz ya. Bildiğin halüsinasyon görüyor. Whoa, hold on, hold on. They're slowing down. It looks like they're stopping. Tamam indik. Ya ille de koşarak gideceğiz. Tamam. Nero görevleri. Biraz can sıkıcı. Evet millet nasıl gidiyor? Heyecanla izleyen varsa buraya gelsin. Heyecan eksikliği olana buradan heyecan pompalıyoruz. Pom pom pom. Hani? Move out. You got it. Hadi gidiyoruz. Ha ben değil, pardon, onlar gidiyor ya. Ya ben de bir gaza geldim. Leo'nun peşinde 167. Hala bu Leo olayını bitiremedik mi? Abicim ne yakalanmadan fantazi yapmadan evet güzel söylüyorsun. Çok güzel söylüyorsun. Adamları da böyle yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Neyi? Ha, taş atmam lazım. Taş. Aşağı gelesin. Neredesin? Ah. Tabii kesin. Oydu işte o. Sen biraz daha şöyle gidebiliyor musun acaba? Tam şuraya doğru. Heh, oraya doğru gideceksin sen. Senin oraya doğru gitmen gerekiyor. Yani taraftara selam işlem tamam. Koş da koş 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 koş. Şimdi. Şimdi nereye doğru gitmem lazım? Helikopter orada. Bu tarafa da. Ama olmaz ki ya bu tarafa doğru olur mu? Şapşiki nerede? Güzel.
Riske giriyorum. Riske girdim. Nereden gideceğim? Ya sakın şu aradan deme ya. Heh, sen oraya doğru gidiver. Onun robotik bir sestir öyle. Hani kimse var mı? Oo, oradalar. Daha da yaklaşmam lazım. Ama nasıl olacak bu iş? Hocam dinlemem için mesafe yeterli değil ya. Ya kesin öyle oldu işte. Hatta sen ne yap biliyor musun? Sen şöyle git ya. Aa, Koçoğlu buraya gideceksin. Lan otluk yok mu? Yok yok bir şey yok. Yok hocam bir şey yok. Gel. Buldun bizi. Ama olmaz ki ya. Ama cidden olmaz yani. Ya nasıl bir adamsın sen ya? Öyle hareketler falan. Bir dahakinde ağzını atacağım. Aa, ne oldu bir saniye. Ama bu ne salak bir durumdur hocam. Yok artık bir daha yakalamazsın herhalde ya. Hocam daha da yakınlaşamıyorum ki. Ay, çimen bitti. Adam ağzına mı gireceğim? Ya sen ne uyuz bir askersin ya. Az önce nasıl bizi buldu onu pek anlayamadım ben. Ya şey böyle deneklerle uğraşırsanız bu denekler bir gün elinizde patlar. Sadece sizin elinizde patlamıyor tabii. We are gonna die! Çok mu uzaklaşıyorum? Hani nerede uzaklaşıyorum? Hadi bir dakika ya ben daldım o altyazı yok uyuyacağım diye. Aa niye öyle oldu keşke ya. Ama ben kızarım böyle şeye ya. Oo. Ha, resmen daldık. Ya sen bir git ya. Harbi bir git ya. Yapabilirsin. Bir git lan. Kaybol. Konuşsana abicim sen ne oldu? Konuşmaya yasa tuttu tabii şimdi. Ya resmen daldım orada. İkinci hata oldu bu. Evet biliyorum. Ama diğeri benim değildi yani. O... Onun göresi geldi. Olay bundan ibaret. Abone oluyoruz arkadaşlar. Selam. ORK. Ork. Orklar da var burada. Oo. Hop 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 hop. Ya biliyorum 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 ya. Of. Yine daldık. Konsantrem gitti yine. Tamam bu sefer derin nefes alıp bu işi bitiriyoruz. Ya bu görevi hiç sevmiyorum bu nerv olaylarından. Nefret ediyorum ya.
field note 2000. After tracking a large moving group. Bak bu joystick de böyle takıldı. Hop. Ama bu joystick'ten arkadaşlar gerçekten yani elimdeki joystick. Hayır canım, kolay modla alakası yok. Joystick'im takıldı ya. After tracking a large moving group, estimated size of 5 to 600. Ya sen şöyle bir gitsen mi? Hey Doc, I see Site 23 on the roster for tomorrow. That us? No, it's O'Brien. Got it. Shit, where was I? We have confirmed the subject's hibernation location at the High Desert Grotto, now designated Site 15. Trampling of grasses and plants at the entrance and the presence of footprints, see attached photos, indicate the site has been used for some time. Must be nice and cozy in there. According to the motion sensor planted by Lieutenant O'Brien, approximately 447 subjects have entered the cave this morning. Recommend sending a follow-up team sometime after 1900 hours to assess the cave's interior. Ben söyleyeceğim onun ne olduğunu da neyse. No to Dr. Anderson. Your theory about the subjects devolving to a primitive state of nocturnal behavior is seeming more appealing all the time. End report. Can't you hear me? Over 400 subjects, and these aren't just your regular run-of-the-mill freaks. These are stage 3. I asked if you were going in. Say I was. And these subjects are not sleeping. They're hibernating. Ever woken up a hibernating bear? No. Ever woken up a hibernating freak? Yeah, actually. I was one of the survivors at the White King mine. Jesus. Someone tear my buddy apart like it was peeling a banana. These suits protect you from a lot of shit. No, şapşiki geliyor, dur şuraya atayım ben de. Tabi tabi öyle oldu. Sen biraz daha git hocam. Konuşacaksın mı hocam? Stay in the shrubs. They can't see you in there. Jesus, I'm sorry. Did you hear that? Duydum duydum he. Sen de duydun mu? Konuşmuyor. Daha ne yapacağız yani? Ama bu bildiğim tuzak ya. Dikkat ettiniz mi? Yani o ona taş atınca konuşmayı kesiyor. Ya böyle bir şey olmaz. Yanlış. Buna ben ne söylüyorum? Saçmalık. Bildiğin saçmalık yani. Yani motosiklete dön. Tabi oldu. Böyle saçmalık olmaz ki. Sen de tam orada dur zaten. Ben de onu bir istemiştim. Öyle öyle dur. Yalan. O nereye gitti? Nereye gitti o? Çok kötü şeyler bunlar. Çok can sıkıcı. Nöbetçi sayısı orada 2 oldu. Şaka mısınız siz ya? Yanlış yere gidiyorsunuz hocam.
Ben sana bir şey derim ya, neyse. Sen de şöyle gidiver bir. Sen de boş durma. Şuraya gel. Sen buraya gelmen lazım. Koş 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 koş. Evet, başardık. Ben buraya geldiğimi hiç niye hatırlamıyorum. Burada da bir yuva var yalnız. Evet, neyse, atlattık böyle küçük dalgınlıklarla, olacak şey değil. Yalnız o konuşmanın devam etmesini anlamış değilim. Yani taşı atınca duruyor. Benim elemanı rahatsız edersen konuşmam falan. Bu ne saçmalıktır böyle. Hadi basın gidin. Go go go. Let's go. Get the hell out of here. Uyumuyorlar. Bence de uyumuyorlar. Söyleyeyim sana. Nero'yu bulmak. Küfür gibi bir şey olsa gerek. Günaydın Serap Hanım, size de çok iyi gidiyor diyorsunuz. İyi, hadi bakalım. Bence pek öyle gitmiyor ama böyle küçük bariz hatalar yaptık. Neyse. Orada tabi teksti okuyacağız diye. Hop, who mu? Hocam, who nedir ya? Boozer, you there? Boozer, burada bir... Boozman, come back. Burada yuva var. Ben bu yuvayı indireyim ben. Ben bu yuvayı indiririm. Ben nasıl yapacağız? Taktik yapmam lazım. Önce şunu... He had an ID badge. What was the name? Oh God, O'Brien. You wouldn't shut up about it. All the way out to Three Finger Jack. Hikayeyi anlamaya çalışın bu arada. Okay, he's alive, Boozer. He's alive. Evet. What are you talking about? We were there. The whole camp. Sevgilisi. No, I know that, but I heard. Okay, look. I went into their LZ, and they. Wait, wait. You went into their LZ? What the? Just listen. Motosikletimi gördüler. Come over the radio. They were talking about a man named gel canım, O'Brien. Gel. Tam buraya doğru geleceksin. Deke, don't. Not, Boozer, I'm not. I'm just... Hey, get some sleep. Deacon out. Nasıl hamle? Şimdi şunu şapşikiyi de alayım. Gel. Sonra bu yuvayı halledemeyeceğim ama arkadakini de halletmek lazım. Kesin hocam. Kokumuzu aldı. Nasıl gördün sen beni? Görmedi, öyle tesadüfen zıplaya sıktı. Güzel. Şimdi şu köşedeki kaldı. Takıldım. I started Radio Free Oregon in the last weeks before the feds fell. Broadcast from an unmarked van, moving from town to town. Burayı da alalım yani. The days before the roads came choked with cars and the bridges destroyed. 52 bir arada yapıyoruz. Hocam çoğaldı bunlar. Bu olmadı. No coke, the cemeteries are filled with freakers, not murderers. Bu olmadı. And you had to keep moving because if anyone had found your unmarked van, they'd have blown it. Ya bunlar bir anda ürediler. Just so you wouldn't have to listen to your bullshit Radio Free Oregon. Kaçıp gizlenmem lazım. Oo, abi çok büyük bir hata yaptım ben. Yok, saklanamadık ya. Takla. No! İyi savaştık gerçi. Olmaz. Canlık bitti. Ya. Ya.
Mermimiz de azaldı. Bu kötü oldu, çok kötü oldu, çok. Yuvayı yakacağız diye bakın başımıza neler geldi. Hocam çok kalabalıksınız ya. Ya motosikleti de bulamıyor. Get out of my face. Oo, bir de kurt çıktı. Oo, ama iyice cozuttunuz siz de be ya. Ama bu kadar da olmaz ki. Tam da o yuvayı yakacak da kurt peşimizden geliyor mu dersin? Ya o yuvayı yakmadan gitmeyeyim ben ya. Kurt geliyor. Evet, geliyor. Kurdum canım benim, ciğerim. Lan. Oo, bir tane değillermiş ki. Ya neyse. Bu iş böyle olmayacak. Biz gidelim. Elimizde yeterli malzeme yok. Hala kurt mu var? Yok artık. Yakıt bitti deme. Yakıt bitti deme. Oh no. Tabii motor yer alınca, daha doğrusu hasar alınca yakıt bitti. Hayır, hayır. Yakıtımız bitti. Evet, bence de. Sonra hallederiz artık. Ya ah be ya. Sonra çok kötü uyandırdık. Uyandırmasaydık o yuvaya direkt dalacaktım ama işte böyle bariz bir hata yaptım. Hadi bakalım. Sonra ayağımızla ittirerek. Evet, penguen hareketi yapıyoruz. Lay lay lay. Ya bu çok kötü oldu. Ha. 2 kilometre var diyor gerçi. Ne yakıt bu? Yakıt bulamam ki. Hayır, hayır. Ya inip sürsen daha hızlı olmaz mı hocam? Yani değil mi? Gidondan tutup böyle sen de yürürsen. Bu nedir ya? Oo, şurada bir şey bulabilir mi? Şansım var mı? Dur bir dakika. Sanki var. Belki bulurum. Oh ne ya. Ah ne ya. Ne anlatıyorsun adamım? Baltayı buldum. Kendi kendine garip sesler çıkarıyor bu. Ne oldu? Oyun bir gitti geldi herhalde. Evet, iyileşmem lazım bu arada. Neden söylemiyorsunuz arkadaşlar da? Onun için adam böyle garip sesler çıkarıyor ya. This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. Oyundan bir ara koptum, evet, belli. Evet, yakıt bulamadık. Kötü oldu. Ya geri mi dönsek, ne yapsak? Yakıt bulamadık ya. Çok kötü oldu bu. Hocam burada yakıt olsun be ya. Nests of a few spotted owls were more important than the entire timber industry.
Hocam güzel söylüyorsun da işte yakıt lazım ya, yakıt. Ya nasıl böyle bir hata yaptık ya? This is Mark Copeland for Radio Free Oregon. Don't believe the lies. Doğru söylüyorsun da. Cope, fuel prices have come down lately, way down. Only problem is you gotta find yourself. Evet millet, nasıl gidiyor? There were plenty of assholes out here. Bir parça disaster. Nasıl gidiyor gibi? Cam yakıt bulamazsak. Orada sürü mü var? Yok artık. Size de göstereyim de burada sürüyü bir görün bakayım. Oo bir sürü. Bak. Oo. Bunlar bir peşimden kovalarsa hayat. Aa şu yakıt mı? Değil. Hocam yakıt nerede ya? Buralarda bir yerde olması lazım. Yani olsa iyi olur. Acil yakıt lazım. Siz orada gidip bir yatın, uyuyun, bir şeyler yapın arkadaşlar. Benim... Aa şu yakıt mı? Vay işte bu. Buldun mu? Aa buldum. Güzel. Şunu ben alayım. Alsana hocam. Al da gidelim biz. Al da gidelim. Sen bırak bu işleri. Devam. Yakıtı bulduk. Güzel. O şapşikiler bizi fark etmeden biz gidelim. Evet. Sevgili motosikletim. Tabi hasar alınca yakıt kaybettik. Daha hızlı yakıt kaybettik. Ama mecbur kaldım. Ya geyikciğim. Canım benim. Kötü oldu ya. Şimdi bizimki yoruldu da. Bugün fazla bir şey yapamadık. Yaklaşık bir saatlik bir oyun oynuyoruz. Sadece Leon'un olayını hallettik. Bir de Nero'nun gizli deneyleriyle ilgili. Ya tam da burada yardıma ihtiyacı olan arkadaşlar var. Anlıyorum arkadaşlar ama ya elimde ay bunlar nerede anlamadım ki ben. Yok burada böyle bir şey. Acaba bağlılar mı? Direğe mi bağladılar bunları? Kızılderili dansı mı yapıyorlar? Anlamadım onu. Şimdi motosikletimizi bulduk değil mi? Ben niye yolu uzattım ya? Neyse. Yakıtı doldur hocam. Oh be ya. Bu nedir ya? Bu nedir? Bu nasıl bir rezillik? Evet işte bu. Şimdi gidelim. Yalnız bizi bu sürünün oradan geçirmiyor. Güzel. Yo aynen oradan geçiriyor. Hayır. Ama bu ne saçma bir durum. Sürünün oradan niye gidiyoruz biz? Deli miyiz ya? Hocam böyle bir haritalama olur mu? Ama olmaz ki ya. Bildiğin gerizekalılık bu. Peki. Öyle yapalım. Oho. Uyandırdık. Kamilleri. Oba adam nereden atladı gördünüz mü? Vay. Gaza geldiler. Arkadaşlar, kusura bakma, burada da yakıt var ama burada bir Nero kampı daha var bu arada. Önümüzde yardıma ihtiyacı olan biri olabilir. Yalnız burada tuzak da olabilir. Burada bir yerde tuzak da olabilir. Evet, motosikleti de onarsak iyi olur, değil mi? Oh,
What the hell happened here? Well, might be worth having a look around. Good. Ha, nereden gördün? Gel. Başka da yok herhalde. Abi yakıt, inanılmaz yakıt kaybediyoruz. Şuradan biraz malzeme toplayalım. Evet, hoş geldin Demir. Görevimiz tehlike. Tamam, izleyeceğim. Takibindeyim. Black helicopters have been spotted in the skies. Evet. You might have seen them. Heard them. Thought you were losing your mind. But you're not. They're real. And they're proof that I was right. We thought Nero died out here like the rest of them. Caving under their own stupidity. But no. Yes, like I said, on. They've been lying and wait all this time till they can crawl up out of their holes and reclaim this world. But it ain't happening. Copland'daki arkadaş da biraz tabii haklı olarak sıyırmış durumda. Böyle bir dünyada normal yani. Yalnız bir saniye, bizim elimizdeki pardon. Motosiklet üstündeyken bakamıyorum. Peki şu baltayı mı alsam diye düşündüm ama gayet onarıyım bunda. Jesus Cope, they're not trying to reclaim shit. You don't have a damn clue what you're talking about. Well, hurdalar alalım. Yeah, we will shoot you on sight. Lucky guy. Kazma. Kazmanın etkisi nedir? Bir şey diyemiyorum. Yorum yok. Burada motosiklet var. Onu araklayamıyor muyuz? Malzemesi de yok. İyi. Devam edelim. Baltayı mı alayım? Yok, o kazmaydı ya. Yani çivili sopa daha etkili. O balta olarak en etkili itfaiyeci baltası. Onu biliyorum. Ama seni mi kıracağım ya? Gidip baltayı alayım. Söylemiştik arkadaşlar. Sizin taleplerinizi yerine getiriyoruz. O kazmaydı. Sen baltayı al dedin. Şunu da açayım da. Balta biraz daha geride. Onu evet, bunu da alalım. Susturucu olarak kullanırız. Balta. Bunu mu istiyorsun? Peki. Alıyorum. Nacak. Bizdeki daha etkiliydi ama senin talebini reddetmedik. Devam ediyoruz. Ya yine bir itmece olaylarım var. Ya yok. Nasıl ya? Şuradan mı gideceğiz o zaman? Ya oradan geçip yok, burada böyle bir yol yok ki. O zaman bu tarafta var. Orada da yok. What is it? Vay, seni gidi. Tuzak. Hocam kafası düştü. Hala bana masaj yapmaya çalışıyor. Baltayı değiştirelim diyeceğim. Çünkü balta gitti. %50'si gitti. Yok mu? Yok. Ha diyorsun tamir et. Aa, evet, mantıklı. Onaralım. Evet, budur. Ama tamamını onaramadık. Şimdi tamamını onarabilir miyiz? Bakalım. Ne o? Maksimum. Kendimizi onaralım. Değil mi? Kendimize biraz hayat verelim. Çok canlandık. Böyle bir kıpırdadık. Hoho! Canlandım. Canlandım. Hem de nasıl canlandım. Ya az kaldı telife melife girecektik ha.
Evet, son iki notayı değiştirdim. 3-4 notayı hiç. Hiç yormayın kendinize, hiç. Boşu boşuna mücadele edersiniz. Neyse, hapiste edinelim. Soluklanayım ben de. Orada saati de kontrol edeyim de arkadaşlar. Gerekirse bu oyunu biraz daha uzun süreli oynayabiliriz. Yaklaşık bir yarım saat kadar daha. Cephane bulamadık yalnız. Böyle bir sıkıntımız var. Yani de cephaneler polis araçlarında oluyordu biliyorsunuz. Ki ya da hatırlıyoruz. Bazen bu jiplerin bagajlarından da çıkabiliyor. Ne çıktı? Hurda. Ama bize yaramıyor. Hurdacılık işini bıraktık biz artık. Biraz işleri büyüttük arkadaşlar. Arada kontrol edelim de. Biz buraya gelmemiş miydik? Another mobile medical unit. Yeni diyor. Dalga mı geçiyor? Ben buraya daha önce gelmemişim. Evet. Bir enjektör falan olayı diyor. Şimdi hatırladığım kadarıyla önce şu hoparlörlerden kurtulmamız lazım. Sigorta kutuları. Sigortası da yok. Ama neyse, ondan önce benim yapmam gereken şey. Vigi vigi ses çıkarıyorlar biliyorsunuz. Tuzak bunlar. Gerçi bu kamplar kurulduğunda bir manası vardı ama şimdi ise zombileri davet etmekten başka bir işe yaramıyor. Gelin benim götümü ısırın diyorsanız o hoparlörlere dokunmayın. Yani karar sizin. Şurada da bir hoparlör var. Megafon ya da hoparlör ne derseniz artık. Hocam niye çıkamıyoruz? Nasıl ya? Hocam ne saçma bir durum bu. Niye çıkamıyorum? Ben sinirleneyim diye mi oluyor bu işler? Bundan da kurtulduk. Tamam. Başka olabilir mi? Başka olma şansı var mı? Olabilir mi? Olur yani. Böyle çok kıl bir yere koymuşlardır ve göremeyebiliriz. Yok olduğunu varsayıyorum. Hocam bir şey var mı? Yok. Neyse. Demek ki sigortayı bulmamız istiyor. İlk hamlede. Ooo. Motosikleti de ne yapalım? Efendime söyleyeyim. Yakıt ikmalini de tamamlayalım. Yine bez mez topluyoruz biliyorsunuz. Altımıza bez yapıyoruz biz. Bağlıyoruz. Şey yapıyoruz. Yes. Şu motosikleti bir fullleyelim önce. Gerçi şunu da fullleyeceğiz. Önce bunu bir dolduralım. Gelmişken. Değil mi? 2-2 iş yapmayalım. Ya da ayrı ayrı yapmayalım. Good. Evet, sigortamız olmadığını söylemişti. Onu unutmayalım. Motosikleti çok uzağa park etmiş. Neden bu kadar uzaktasın arkadaş? Bak yine böyle bir şarkı ismi buldum. Buysa bu. Gönder hocam. Şimdi sigortayı bulmamız için bakın şurada bir şey var. Hani nerede? Çarpı işareti var ama o çarpı işareti yok. Var ama yok. Böyle yapmışlar. Hocam nasıl bir saçmalıklar bu şimdi? Ha, burada da varmış yakıt. Bak, ha, bir bidon da burada varmış, gördün mü? Atayım mı şuraya? Ah, israf. Ya, nasıl ya? Tam içerisi malzeme dolu ve biz ulaşamıyoruz. Shit, wrong way. Şunu da alayım. Hocam sigortayı nereye sigortalamışlar?
Hangi sigorta şirketiydi? Pardon. Kızmaya başlıyorum. Bu kadar dışarıda olabilir mi ki? Bu da Nacak. Nacak Nucak. Evet, fikri olan. Kamp alanı burası. Bagajda bir şey var mı? Ya hiç cephane bulamadık, iyi mi? O zaman tuvalette falan olabilir mi? Aha bak. Ulan var ya, beni oyalayacaksın. İşime yarar dediğin. Ne teknolojisi göremedim. Kaçırdım. Ama sigortayı bulamadık. Bu işte. Feels. Sigorta olayını da hallettik. Devam ediyoruz. Şimdi sigortayı nereye takacağız? Şuraya herhalde. Tak hocam. Now we're in business. Yapma be. Wow. Ne süper zeki adamız. Aferin sana. Deacon Bacon. Pastırma. Biliyorsunuz bacon. Pastırma demek Türkçesi. Ne oldu pastırma abi? Lan! Nerede açık var? Neyse, yapacak bir şey yok. Ben onunla uğraşamam yani. Dedim yani bir yerde bir tane kalmış. Evet, kayıt cihazı. Ne bakalım. Onu açacağım, o çantayı açacağım. Şimdi orada da size soracağım ne yapalım diye. Siz de cevap verirsiniz umarım arkadaşlar. Şimdi kapat bakayım geri. Hocam kapıyı kapat. Hadi kapıyı kapat dedim. Evet, şimdi burada karar verelim arkadaşlar. Kullanacağımız nero enjektörünü, bulduğumuz nero enjektörünü ne amaçla kullanalım? Evet, sağlık amaçlı mı? Sağlığımızı mı arttıralım? Canlılığımızı mı arttıralım? Yoksa odağımızı mı arttıralım? Hedefleri nişan alırken. Evet, fikri olan varsa şöyle sıralıyoruz. Kare, K, üçgen, U, oda, O şeklinde. Ya da oradaki gibi S, C, O. Kısaca yazarsanız onu seçeriz. Sağlıksa S, canlılıksa C, odaksa O. Evet. Lütfen yorum alanına yazın. Onu seçin. Süre başladı. İlk yazanın dediği olacak. Hadi bakalım. Size seçim hakkı veriyorum. Sağlıksa S, canlılıksa C, odaksa O. Just write in there if you're interested in health and type under the text S. Or otherwise, the next is C and a focus in O. Evet. Tatam. Herkes orada mı yahu? Uyuyor musunuz? Alo. Evet arkadaşlar. Bu enjektörü hangi amaçla kullanalım? Sağlıksa S, canlılıksa C harfiyle işaretleyebilirsiniz. Odaksa O. Evet, 5'ten geriye doğru sayıyorum. İlk yazanın dediği olacak. 5 4 3 2 1 ve süre doldu arkadaşlar. Ben canlılığı tercih ediyorum. Çünkü canlılıkta bir problemimiz vardı. Yani size bu hakkı tanıdım. Bir dahakine artık. Bir dahakine yazmayı unutmayın. Evet. Yeah, that's the stuff.
İşte dışarıda birileri bekliyor mu bilmiyoruz. Silah odası, cephane var mı? Hiçbir şey yok. Susturucu takılmış. Evet. Yetenek puanımız açıldı. Evet, hadi bakalım. Şimdi aynı seçeneği yetenek puanı içinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Nereye kullanalım? Odaklı atışa mı? Mesela değil mi? Bakın şurada açılmayan ne var? Vahşi döngü. Yani biz burada menzile mi yükleme yapalım? Yoksa hayatta kalma mı? Yoksa yakın saldırı mı? Yakın saldırı da daha sonra tekrar sorabilirim. Yakın saldırıysa Y, menzil için M, hayatta kalma içinse önce H harfini yazıyorsunuz. Buna göre de biz yetenek puanımızı oraya ekliyoruz. Evet, süre başladı. İlk yazanın dediği olur. Hayatta kalmaysa H harfi yazın yorum alanına. Menzilse M, yakın saldırıysa Y. Evet. Beş, dört, üç, iki, bir. Evet. Şimdi seçiminizi biraz daha daraltıyorum. Ben burada odaklı atışı seçeceğim. Odaklı atışta savaş ve kaçsa bir, vahşi döngü ise iki. Tabii burada devam... Ha evet. Bunlardan birini açacağız. Bir ise savaş ve kaç. İki ise vahşi döngü. Evet. Süre başladı. Hangisini arttıralım? Bir diyorsanız savaş ve kaç. İki diyorsanız vahşi döngü. Evet. Yorum alanına yazın. Bu arada Notorious Game Controller'ı takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like'layın veya unlike'layın. Dislike'layın. Değil mi? Dislike yapın. Bundan ziyade en önemlisi yorum yazın. Ve oyunlara bizzat canlı yayında katılın. Bakın şu anda olduğu gibi. Evet. Menzilde arttırmak istediğimiz özelliğe bu yetenek puanını ekleyeceğiz az sonra. Savaş ve kaç diyorsanız bir yazın tekst alanına. Ya da vahşi döngü 2. Evet. 5'ten geriye doğru sayıyorum. İlk yazan kazanır. Evet, oyunumuza yön verin arkadaşlar. Uyumayalım. Evet, geriye saymaya başlayacağım. Sayıyorum. 5. 4. 3. 2. 1. Evet, Sibel teşekkür ediyoruz. 2 dedi. Vahşi döngü. Yani olağanüstü hasar vermek için yakın dövüş saldırısı sonrası. Evet. Teşekkür ediyoruz. İşte tam buraya aldık. Senin dediğin oldu. Teşekkürler. Evet, en aktif olarak Sibel'i görüyoruz bu konuda. Evet, yetenek aşaması 2'yi de böylece yani şu level'ı da açmış oldun. Teşekkürler. Yardımın için. Evet, buradan sonra basıp gidiyoruz. Yani ilgili konuma süreceğiz. O da orada vigi vigi ediyor ya. Hiç iyi olmadı. Oh. Can ben bir bineyim. Oo, olmaz. Olmaz 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 olmaz. Öyle bir yerde bekliyorlarmış ki beni. Yani orada ben olup olmadığını kontrol ettim diye hatırlıyorum ama neyse. Yapacak bir şey yok. Tam da tünelin orada bir tane daha varmış. O kadar da dikkat etmeye çalıştım. Nest zone. Evet. Burn this shit down, make it safer. Bakın burada şey var diyor. Hastalık sahası var. Şimdi bakayım 3 tane var.
Neredeydi peki o hastalık sahası? Buralarda bir yerde. Sanki bir tanesi. Oo. Bir tanesi şurada mı? Nest. Evet, bir tanesini bulduk. Çok hızlı olmamız lazım da. Hani nerede bu? There's another one. Time to burn. Tam önümüzde mi? Ya önce ben ben diyorum ki önce yakıt mı alsak, ne yapsak? Burada benzinlik de olabilir. Bir saniye. Önce şu yakıt olayını tamamlayalım da yine yarı yolda kalmayalım. Değil mi? Nerede peki bu? Ben niye göremiyorum? Burada bir yerde. Ama nerede? Dolabın arkasına gizlenmiştim. Verp mi? Tuvalete mi girdiniz yavrum? Ha, üst katta. Evet, üst katta. Yuva üst katta. Ya nasıl ya? Üçgene bastım ama. Bunlar nerede peki? Aşağıdalar mı? Bu ne? İşime yaramaz. Böyle arkadan da dolaşabiliyormuşuz. Neyse. Bunu alıyorum ve hazırsanız atacağım ama hadi gittik. Hoşça kal. Sana da hoşça kal dostum. Şimdi bir tanesini hallettik. Güzel de. Hala vardı ya. Oo. Anlayamadım ki nerede peki bu? Çözemedim ben onu. Attık işte yuvaya. Aha, motosikleti birileri var. Neyse. Ya şurada da balta varmış ya, neyse. Ya ama nasıl ya? Hocam nasıl bir yuva anlayışınız var? Anlayamadım ki ben, çözemedim olayı. Kısır döngüye girdik. Hocam oradan geldim ya ben zaten. Tam yuva ağzımın içinde. E attım ben buraya. Ama bildiğin saçmalık yani. Ha. Ya bildiğin saçmalık. Attım. Yani böyle buglar var ya.
Ben konuma söyleyeyim hocam. Ben konum işi ya. Konum adamıyım. Oo, uçmamız lazım. Oh hayır. Umarım başarabilirim. Başardık da ne oldu? Burada daha fazla var. Ben gideyim abi. Başka zaman görüşürüz arkadaşlar. Şu anda yeterince mühimmat da yok. Evet, ben gidiyorum. Başka zaman. Başka zaman arkadaşlar. Evet, aynen. Ben çok meşgulüm. Aynen öyle. Ben de öyle diyorum. Tekrar geri döneriz tabii. Duman derken şuradan çıkabiliyor muyum? Hani yolu kısaltalım da yakıt. Yakıtı da düşünüyorum. Bağırmayın arkadaşlar. Evet, şöyle yapalım. Kampa gidelim. No man's. How long you been up here, huh? Since the band was just hitting supply runs. Ya çok yardım isteyen arkadaşlar var ama daha sonra ilgileneceğiz arkadaşlar. Ne oldu ya? Trafik kurallarına uyacağız tabii, doğru söylüyorsun, sen de haklısın. Bir dakika, bura neresi? Ya orada insanlar var. Yok hocam, bizde yeterli malzeme yok. Yani çok isterdim ama bunlar da herhalde kaçkınlar. Çapşikiler falan. Yalan. Orada da bir grup vardı, evet. Gördüm. Hey! Ne oldu abi? Hocam yediğiniz size gaz yapmış. Hop. Buradan, burası bayağı bir dar mekan. Harbiden nerede bu ya? Bak sen, bak nerelere geldik. Hop, bir saniye. Nereye geldik biz böyle? Başka bir kampa mı geldik? Nereden geçeceğiz? Ha, şurada yol varmış be ya. Aha, yeni bir kamp mı burası? Aç hocam, bir dinlenelim ya. Çok yorulduk yani. Nefes alalım, evet. Kapının önünde durdum. Gün doğdu hocam. Olay bu. İklim değişti. Takır. Well, which one, goddammit? North one. Back there. Anybody touches this bike or anything on it. Aynen. Motosikletime dokunmayın. Zaten bir tanesini yediler. Jesus. Aynen. Akıllı olun. Kimse var mı burada? Kamp alanını gezelim. Ne var? Evet, şeye ihtiyacın var mı? Ya var desem ne olacak? İşte şu tarafa doğru gitmemizi istiyor. Peki. O tarafa doğru gideyim. Ne haber? Nereye bakıyoruz? Bakayım bir sana. Tipe bak abi. Bana birini anımsattı ya, neyse. Şimdi. Mısır mı ekiyoruz? Ne yapıyoruz? Hocam o kadar mısırla kimsenin karnı doymaz, söyleyeyim sana. Ya motosiklette mi gelseydik acaba bu kadar yol? I keep telling you. Everywhere you look, it's all one giant lava field. 25 feet solid rock. It'll take jackhammers to. I don't need a lecture, goddammit. Ya akıllı. Büyük anne ne diyorsa. But these people are hungry. Ben de onu söyledim zaten. O it'll take them months to finish his job with picks and shovels. I don't give a shit. Aman aman, sakın verme öyle bir şey.
Planım nedir? We're all hungry, Al. Evet. But this job's got to get done, whether it takes all goddamn year. It's not like we got somewhere else to be now, do we? Wait. Not finished. We'll make it quick, will ya, Al? I got things to do. Rippers. This morning, one of my men spotted a large group of them coming over the pass. And no one stopped them? How the f... Tucker, you know we're already spread thin. Are they headed north? Al, are they headed towards us? Yes or no? Rapçiler size doğru geliyorsa var ya... Kavurma geliyor, kavurma. Tabii, bana gel, bana, ha. Ne, olay ne? What the fuck are you up to now, huh? What's this about, huh? Damn it, Alkai. It's not his job to know. It's your goddamn job to know. Evet, hadi bakayım. Can't be at two places at one time. You either want me here, running your dig, or you want me out there in the shit, chasing the Rippers. Go check the store, see how much ammo we got left. I'll tell Wheeler to watch the dig. What are you looking at? Oh, I don't know, just waiting for you to smarten the fuck up. Don't! Evet, hadi bak. Did you track down Leon? Buldum, ne olacak? Good thing someone around here knows how to make things happen. Ride with me. Şimdi güzel. Bir dakika, burada da bir kamp alanı var. How long has it been since you found someone? Neyse, onlar kendi takılıyorlar. Ben söyleyeyim mi? People left out in the shit aren't the kind of people we want to be bringing in. We lost two more to the fever. Hey, it's not my problem. Back to work. You want our food? I'm making it your problem. I told you we'll do runs for you, but we're not joining your goddamn camp. Evet. Remind me again, my old woman's memory. Why is that? Because it's a waste of time, Tuck. Well, aren't you the optimist? Where's Boozer? He said he was gonna head over to Copeland's camp to see about trading for some. Aynen öyle. Hadi hadi tamam. You're not in bed with Cope now, are you? His camp near yours? It's not closer or further. Look, I'm not Boozer's old lady. He goes where he wants. Yalan bunlar. Ben size, bana ihtiyacım var işte ya. Ne anlatıyorsun ya? Ripçileri ben hallederim. Sen de şu kafamdaki adamı al yeter. Try using more gasoline. Burns faster, less fumes. Bu kim ya, el sallıyor? Ne haber? Tanışıyor muyuz? Tanıyor beni demek. Now what the hell is going on here? Heh, ne oldu? The count's off. Storage is missing food and some ammo. Jesus. Who was on watch last night? Ya onlar saymayı bilmiyordur. Matematikleri zayıf tabii. This shit's starting to piss me off. 1 5 öyle sayarsa. It's like I was saying. Camp's like a prison. Bunch of goddamn lazy liars, thieves, rapists and murderers. You know why that is? No idea. Cuz that's who we are. The freak show. Only folks survived were those mean and nasty enough to out-freak the freaks. The rest are here. Hoping I feed them, protect them, keep them nice and cozy and warm. Kalan derken kimse kalmamış ki. Bu kadar çadır madır var, ortada kimse yok. Don't make me go get Cyrus. Lazy sons of bitches can screw around all they like on their time. Daytime is my time. Running this camp is no different than running a prison. I can't remember what you said. You were what? You were a warden or something? Nothing so high and mighty. Bu arada çok özür dilerim ya. Demir, Çınar ve Serap Hanım seçim yapmışlar ama niye geç senkronize oldu onu bilemedim ama tabii ilk yazan kazandı. Yani söyleyeyim yani. Bunun için çok özür dilerim. Yani internetinizdeki senkronizasyondan kaynaklandı diye düşünüyorum. Çünkü ilk mesaj Sibel Hanım'ındı ve onun seçimini seçmek durumunda kaldım. Ama daha bitmedi oyun. Bir sonraki oyunlarda da bu şansınız var. Her zaman var. Çünkü doğru adrestesiniz. Nedir o? Notorious Game Controller. Oyuna sadece ne yapmıyoruz? Seyirci kalmıyoruz. Oyuna katılıyoruz. Yani aynen bugün yaptığımız gibi. Seçimleri birlikte karar vererek yapıyoruz. Şimdi Alkay'ı bul diyor. Burada Alkay'la ilgili işimizi yapalım ve ondan sonra da burada yavaş yavaş oyunu bitirelim. Hemen şuradaymış. Ha bu buradan ben geçtiydim. Kimse yoktu. O
Senin yerin burası mı canım? Aa, okay. Silah tüccarıymış bu. What do you want, Drifter? Ne mi istiyorum? Yoğurt var mı? One of my men escaped to Ripper Camp over by Iron Butte. Got tortured like they always do. But this time they kept asking me. Ben bu sıra ne yaptıklarını biliyor musun sen? Two bikers, two men asking if you'd ever seen them or heard of them. A lot of bikes around here. What's it? What's it got to do with me? Ben bu sıra ne yaptıklarını bilsen? The Ripper called them mongrels. How many drifters still flying colors around here? As if that shit matters. Buradan baksan. You got a price on your head. Evet. How's it feel to be on the other side? How long should you just diğer tarafta olmak derken. Time for your bullshit. Evet, şanslısın Sibel Hanım. Bugün iki defa seçimlerde etkin oldun. Tabii önce olan kazanıyor. Ama tabii şu da olabilirdi. Yani eğer diğer arkadaşlar da yetişseydi bir seçimi yapan ikinci bir seçimi de aynı kişinin yapmasına engel olurdum. Ama olay bu. Para durumumuz ne? 2400. Ham. Güven seviyemiz sıfır ki. Satar mı ki bizi onu? Ha, bu tabancayı mı veriyor? Bunu alsak mı acaba? Karar veremedim. Evet. Ne diyorsunuz? Tüfeği mi alalım? Tabancayı mı? Evet. Repeater dediği 22 Repeater dediği silahımı alalım. Tüfeğimi alalım yani. Eğer öyle diyorsanız 1 deyin. Tabancayı istiyorsanız SAP 9 2 deyin. Hadi bakalım. Deke, you still there? Evet. 1000 cent dediğimiz bir para artık. Cent olarak geçiyor ama. Evet, karar kimin? Hadi bu sefer eğer Demir, Çınar ve Serap oradaysa bu üç arasında soralım. Sibel Hanım bugün iki defa verdi zaten karar. Evet, bir diyorsanız tüfeği alacağız, iki derseniz tabancayı alacağız. Sizi bekliyorum. Bu arada kaynaklarımızı da ben bakayım. Cephaneyi doldurayım. Siz o kararları verirken ben de cephane olayına baktım. Evet arkadaşlar. Süre başladı. Tüfeği alalım diyorsanız 1. Tabancayı alalım diyorsanız 2. Hatta bir üçüncü seçeneği getiriyorum. 3. Hiçbirini istemiyoruz. Hadi bakalım. Süre başladı. Bakın ekranda da saniye var zaten. 34 olduğu zaman karar verilmiş olsun lütfen. Yani şu anda 1 saat 33 dakikadır Days Gone oynuyoruz. Onda 22. saniye. Evet, tüfeği istiyorsak 1 yazıyoruz. Tabancayı istiyorsak 2 yazıyoruz. Hiçbirini istemiyorsak 3 diyoruz. Something that matter. Evet. Dikkat edin, ekranın en üst, size göre de sol üst köşesinde süre var. Geçen süre adı altında yazıyor. O 34 olduğunda süre biter. Yaklaşık şu anda ben hatta yardımcı olayım, 10 saniye. Ondan geri sarıyoruz. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Geç kaldınız. Süre doldu. Evet. Kötü durumda diyor. Bu da kötü durumda diyor. Kötü durumdaki silahları almaya gerek var mı? Yok. Yeah, right. I'll be here. Evet, almadık. Kötü durumdakilerle işim olmaz. Biraz adam gibi şeyler getir kardeşim. Evet, bu motosikletimizi onaracak bir yer. Aa, tam yakınımızdaymış. Güzel. Yakıtımızı falan fullleyelim. Evet, motosikletle ilgili de motosiklete bir şey yapamıyor muyuz? Nasıl ya? Ama nasıl ya? Bu kötü oldu. Ha şurada. You mind? Get out of the way.
Şurada bir şeyler satalım, değil mi? Hey, I haven't seen Boozer. Hepsini satıyorum. Yeah, he's around. I guess he's just been doing evet, güven seviyemizde pek bir şey olmadı. Tell him I said get off his ass. Do some work for me. Later, man. Şurada yiyecek olayı var. Mutfak. Hop. Mutfağa ne verebiliriz? Yani bir şey almadık tabi. Kötü. That's it. Evet, güven seviyemiz burada çok düşük. O zaman ne yapıyoruz? Motosikletimizi alıp şeye gidebiliyor muyuz? Haritayı orada kaydetmek istiyorum arkadaşlar. Wow. Şuraya gidebiliyor muyuz? Hızlı gitme olayı var mı? Motosiklete binmeden göremeyiz bunu. Eğer varsa oraya gidip kaydetmek istiyorum. Kop. Evet, hadi bakalım. İlaç sulasını kime verelim? Takır'a mı? Yoksa Copeland'e mi? Evet. Takırsa bir, yani tam bulunduğumuz yer Takır'ın mekanı. Takır'a mı verelim? Yoksa iki deyip Copeland'e mi götürelim? Hadi bakalım. Karar sizin. Kararınızı verin ve oyunu sonlandıralım bugün. Süre başladı. 37 olduğunda lütfen aşağıya yazın. Text alanına. Eğer ilaç sulasını burada şu anda Tucker'ın kampındayız. Tucker'a vermek istiyorsak 1. Yoksa Copeland'e götürmek istiyorsak 2'yi seçiyoruz. Oraya numara olarak yazabilirsiniz. 1 ya da 2 diye. Evet. İki saniye. Bir ve süre bitti. Arkadaşlar çok geç kalıyorsunuz ya. Copeland'e götürelim. We can't head north until I get this bike fixed up. O kadar kuzeye gidemez miyiz ya? Aa, yakıt yokken götüremezsin diyor. Nasıl ya? Copeland'e ulaştır diyor da yakıt yok diyor. Ama bu çok büyük bir terbiyesizlik ki. O zaman ne yapalım, burada oyunu bitirelim mi? Hop! Hocam nereden çıktı o küçük ya? Oraya da küçük mü Connor yavrum? Hocam niye sen bu motosikleti tamir etmiyorsun ya da yakıt falan vermiyorsun ya? Hey, what's going on? Ben de dedim böyle saçma şey mi olur? Fill her up. Bir de onar. Tamam, paraları buralara. Başka bir şey yaptırmıyor tabi. Neyse, gidebiliyorsak Copeland'e gidelim ve haritaya da işaretleyelim. Copeland'e işaretlemişiz zaten. Hızlı seyahati seçiyorum ve Copeland'e gidiyoruz. Tam burada kaydedeceğim. Ondan sonra Cima, arkadaşlar, oyunumuza ara vereceğiz. Yavaş yavaş. Hocam kapıyı açman için zili mi çalmam gerekiyor? John, stop by the hot springs when you can. Tucker, I hear you. St. John out. Evet, tam burada oyunumuzu kaydedelim. Evet, oyunumuzu burada kaydettik. İlaçları teslim edeceğiz ve oradan devam edeceğiz. Evet, oyunu burada bitiriyorum arkadaşlar. Notorious Game Controller'ı izlediğiniz için, bu sabahki yayınımda katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
oyuna katkıda bulunduğunuz için de teşekkür ediyorum. Çünkü oyunumuzun akışını sizler değiştiriyorsunuz. Bugün Sibel bu konuda iki önemli kararda yardımcı oldu bize. Tabii diğer arkadaşların da bu konuda biraz hızlı olması, efektif olmasında yarar var diye düşünüyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle Notorious Game Controller hepinize iyi günler diliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye.